Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dostlarımız, hepinizi gönülden saygıyla selamlıyorum efendim. Mavera'ya yeniden hoş geldiniz. Rabbimize sonsuz şükürler ediyoruz ki bizi kendisini tanıyan, bilen insanlardan eyledi. Ancak tabii ki Allah'ın Allah olduğunu bilmek, Allah'ı tam anlamıyla tanımak anlamına gelmiyor. Cenab-ı Hakk'ı isim ve sıfatlarıyla ne kadar çok tanıyabilirsek, eserleri üzerinden tefekkür yoluyla ne kadar çok tanıyabilirsek, o kadar insan keyfiyetimiz, o kadar hayat kalitemiz yükseliyor, güçleniyor. Biz daha fazla tam tabiriyle insan oluyoruz. İnsanlığımızı daha çok fark ediyoruz, daha çok hissetmeye başlıyoruz. Bu programda da Rabbimizin güzel isimlerinden birisiyle onu daha çok tanımaya çalışacağız. Böyle bir adım atıyoruz. Niyetimiz insanlığımızı biraz daha çoğaltmak, yaratılış amacımıza bir adım daha yaklaşmak olacak. Sevgili dostlarımız, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize birçok şeyler öğretti. Bazen de kelimeler öğretti ki o kelimeler çok şeyi bir arada formüle ediyor ve tek bir kelimenin içinde çok önemli dersler veriyor bize. Sürekli zihnimizde olması gereken bir takım gerçekleri bize hatırlatıyor. Ama bir kelime, basit, sürekli tekrar edilebilir olan bir kelime. Bu kelimenin içine hazineler gizlenmiş olarak tabir caiz ise paketlenmiş, formüle edilmiş bir halde Peygamber Efendimiz bize öğretti. Bu kelimelerden tabi ilki hemen akla gelen La ilahe illallah sözü. La ilahe illallah. Subhanallah, elhamdülillah, la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim gibi sözler öğretti bize Peygamber Efendimiz. İşte bu mübarek kelimelerden bir tanesi de Hasbunallah kelimesi Hasbunallah veya biraz daha takısıyla uzatmasıyla beraber söylersek Hasbunallahi ve ni'mel vekil. Ni'mel mevla ve ni'men nasir. Biz bunu söylüyoruz. Dilimizde Hasbunallah dediğimizde bununla ilgili farklı duygular hissediyoruz. Ve maalesef şu anda toplum içinde de genelde yanlış anlaşılıyor bu. İnsan ne zaman Hasbunallah der? Sinirlendiği zaman Hasbunallah dermiş gibi zannediyoruz. Sinirlendi bir şeye hasbunallah veya süphanallah sinirini, öfkesini bu şekilde ifade ediyor. Halbuki bu kelime, hasbunallah kelimesi bize sinirlendiğimizi ifade etmiyor. Ne demek bu? Böyle yanlış anlaşılmalar çok var. Mesela toplum içinde yanlış anlaşılmalardan bir tanesi de şu. Estağfurullah. Birisi sizi övdüğü zaman size estağfurullah diyorsunuz. İnsanların bir kısmı zannediyor ki, he, aslında aynen öyle dedi bu kelimeyle diye zannediyor. Akıl ve mantığı olan insanlar bunu böyle zannetmezler herhalde. Çünkü estağfirullah içinde istiğfar ve Allah iki kelime geçen bir bileşik kelime nasıl aynen öyle anlamına gelebilir? İstiğfar ve Allah geçiyorsa ne anlama gelir? Affet Allah'ım. Allah'ım bağışla anlamına gelir. Bunun gibi hasbunallah da sinirlenme ifadesi değildir öfkesini ilan etme ifadesi değildir. Hasbün Allah, Allah yeter demektir. Hasbün Allah, Allah bize yeter. Hasbün Allahi ve ni'mel vekil. Peki gerisi bize ne söylüyor? O ne güzel vekildir. Ni'mel mevla ve ni'men nasir. Ne güzel dosttur, ne güzel yardımcıdır. Hasbün Allah aslında çok sevimli bir kelime yani. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Ne güzel. Dosttur, ne güzel yardımcıdır. Bunu ifade ediyor. Hani siniri, öfkeyi çağrıştıran bir şey de yok aslında içinde ama maalesef yanlış algılayarak zaman zaman böyle anlaşıldığı, böyle zannedildiği olabiliyor. İşte bu ifade içerisinde geçen bir isim var. İsim vekil. Hasbunallahi ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Şimdi biz bugün bu programda bunu anlamaya çalışacağız. Allah'ın vekilimiz olması ne anlama gelir? Allah ne güzel vekildir diye ifade geçiyor. Yani Allah vekil. Allah bizim dostumuzdur, bizim yardımcımızdır, bize yeter ve bizim vekilimizdir. Sınırsız hazineler sahibi olan, ucu bucağı olmayacak ilme sahip olan Allah Bizi yaratan var eden Allah nasıl bize vekil olur? Allah'ın bize vekil olması ne anlama gelir? Bugün bu programda Mavera'da bunu gündeme taşıyacağız. Bunu anlamaya çalışacağız beraber sevgili izleyicilerimiz. Değerli dostlar, Allah'ın vekil diye bir de ismi vardır. Vekil. Başta ifade ettim ya Allah'ı güzel isimleriyle tanıdığımız kadar biz insanız. İşte o güzel isimlerden Esmaül Hüsna'dan bir tanesi de vekildir, vekil. Allah'ın vekil diye bir isim var. Peki ne anlama geliyor? Biz Türkçe'de de vekil kelimesini kullanıyoruz. Doğru değil mi? Vekil kelimesini kullanıyoruz. Millet vekili diyoruz. Vekil. Ne anlamda kullanıyoruz bunu? İşlerimizi havale ettiğimiz, bizim adımıza, bizim işlerimizi yapan kimseye biz vekil diyoruz. Türkçe'de bunu yaygın kullanıyoruz. Mesela bir duruşmamız var, adli bir davamız var. Bir avukat tutuyoruz. Avukat bizim vekilimiz oluyor. Biz müvekkil oluyoruz. Yani vekaleti avukata verdik. Ne yapacak avukat? Avukat bizim adımıza bizi savunacak. Çünkü ben genel hukuk çerçevesinde kendimi nasıl savunabileceğimi bilmiyorum. Yasaları bilmiyorum. Avukat biliyor. Hukukun, hukukun kurallarını biliyor. Dolayısıyla işimi ona havale ediyorum ve o benim adıma vekalet ediyor. Veya bir toplantımız var, katılamayacağız. Ne yapıyoruz? Katılamayacağımız toplantıya bir vekil gönderiyoruz. Vekil ne yapıyor? Diyoruz ki gönderirken ben vekaletimi sana veriyorum. Sen benim vekilimsin. Benim adıma oy kullan. Bir karar alınacak. Ben orada bulunamayacağım. Benim adıma karara sen katıl. Vekil tayin ettim. Türkçede biz bunu kullanıyoruz yani. Bizim adımıza iş yapan ve bizim bizim işimizi yapan, bizim işimizi bizim adımıza yapan kişilere biz vekil diyoruz. Şimdi buradan hareketle düşünelim Allah'ın bizim vekilimiz olması ne anlama geliyor? Cenab-ı Hak Teala Hazretleri de kullarının birçok işlerini kulları adına yapıyor. Yani Allah vekil şu anda zaten vekil isminin tecellileri, yansımaları şu alem üzerinde var. Allah bizim işlerimizi bizim adımıza yapıyor. Nasıl nasıl yapıyor? Birkaç tane örnek üzerinde isterseniz düşünelim. Değerli dostlarımız, en basit hatıra gelen örnek şu. Biz nasıl yaşıyoruz? Herhalde birinci ihtiyacımız su içmek, yemek yemek. Bunlar yeme içme. Böyle yaşıyoruz. Bizim insanın bir anlamda benzini bunlar. Biz su bardağını dudağımıza götürüyoruz. Biraz eğiyoruz. Gerisine karışmıyoruz. Doğru değil mi? Bilmiyoruz. Yemek yiyeceğiz. Ekmeği bölüyoruz, elimize alıyoruz, ağzımıza götürüyoruz. Bitti. Gerisine karışmıyoruz. Çiğniyoruz, yutuyoruz. Ama o sırada bile yapılacak işlemler hakkında çoğu zaman kanaatimiz yok. Yani o besinin, suyun veya ekmeğin sindirilmesi için gerekenler var parçalanması için gerekenler var. Parçalanmaya elverişli hale gelmesi için gerekenler var. Parçalandı sindirildi. Onun vücudumuzda farklı bölgelere işe yarar şekilde, elverişli şekilde dağıtılması için gerekenler var. Doğru değil mi? Bir sistem. Bir kan dolaşım sistemimiz var. Bizim yediğimiz yiyecekler, içtiğimiz sıvılar bunlar parçalara ayrılıyor. Bizim için faydalı olacak kısımları vücudumuzda dağıtılıyor. Şimdi bu bizim yaşayabilmemiz için gereken bir iş ve önemli bir iş, detaylı bir iş, zahmetli bir iş. Peki bunu biz mi yapıyoruz? Biz yapmıyoruz. Biz komut veriyor muyuz? Ey mide, şu anda sindir. Komut veriyor muyuz? Ey kalp, şu anda kanla o bizim yediğimiz besinleri dağıt, pompala diyor muyuz? Komut da vermiyoruz. Talimat da vermiyoruz. Versek de zaten sözümüz geçmiyor, gücümüz yetmiyor. Biz yapmıyoruz yani ama bizim için tek kelimeyle hayati öneme sahip olan işler. Hayati. Ama o hayati öneme sahip olan işleri biz yapmıyoruz. Biz çoğu zaman farkında da değiliz. İnsanın kendi içindeki sistemleri keşfetmesi çok uzun bir zaman almadı. Düşünelim, belki son 100 yıl, belki son 200 yıldan önce insanın sindirim sistemi, insanın dolaşım sistemi, insanın boşaltım sistemi biliniyor muydu? Sinir sistemi ha keza, insan üzerindeki sistemler biliniyor muydu? Farkında bile değildik. Ha Bizim vücudumuzda bir işlemler yapılıyor. Yiyoruz ya o yediğimiz bize yarıyor. Besin olarak değer kazanıyoruz. Bunu biliyoruz. Ama nasıl yapılır bu? Kendimiz iradi olarak yapmaya kalksak o mekanizmayı, o düzeneyi, o muhteşem fabrika sistematiğini kurma imkanımız yok. Bunu kuracak bilgimiz yok. Bilsek o sistemi sürekli an be an devir daim içinde tutacak şuurumuz, irademiz yok. Yani şu anda bak şu anda ben konuşuyorum. Siz beni izliyorsunuz veya dinliyorsunuz. Şu anda aynı anda vücudumun içinde işlem yapılıyor. Kan dolaşım var, beynim algılıyor. Buradan bir sinir ucu öbür tarafa sinyal veriyor falan. Gözümden giren ışık beynime bir sinyal iletiyor. Kulağım sesi işitiyor falan. ya. Yani şu anda vücudumda aynı anda sayısız işlem yapılıyor. Bir ülke gibi. Ülke. Nasıl ülkenin bir yandan Kastamonu'da iş yapılıyor, bir yandan Samsun'da iş yapılıyor, bir yandan efendim Antakya'da iş yapılıyor, bir yandan Siirt'te iş yapılıyor. Aynı anda birçok iş yapılıyor ve hepsi topyekün bir ülkeyi oluşturuyor. Vücudumuz da bir ülke gibi ve aynı anda birçok iş yapılıyor. Biz bunun farkında bile değiliz. İşte bu ne anlama geliyor? Allah, Allah bizim işimizi yapıyor. Allah bizim vekilimiz olarak bize vekalet ediyor. Bütün bu sayısız ayrı işlerin planlamasını, düzenlemesini ve bil fiil icraatını kim yapıyor? Bir ancak bir üstün akıl, bir yüksek irade bu işi yapabilir. Her birimiz için bakın bu ayrı ayrı geçerli. Ayrı ayrı geçerli. Yani şu anda benim vücudumda işlemler var. Yapılması gerekiyor. Ben bunu yapmıyorum. Benim buna ilmim yok, iradem yok, gücüm yok, imkanım yok. Allah bunları benim adıma yapıyor. Allah bizim vekilimiz. İşte bu. Başka bir örnek. Vücudumuza sürekli düşmanlar giriyor. Düşmanlar. Mikroplar giriyor, virüsler giriyor ve hemen bedenimizin güvenlik güçleri devreye giriyor. Bizi savunuyorlar, koruyorlar. Yine bizim bundan haberimiz bile olmuyor. Yani şu anda bir mikrop, bir virüs vücuduma girdi mi? Giriyordur. Giriyordur. Hepsinden haberimiz olmuyor ki. Giriyordur ama girdiği zaman savunma sistematiği hakkında bizim haberimiz bile olmadan işlemler başlıyor zaten. Yine ne oldu? Benim işimdi ama ben yapmadım. Allah vekilimiz ve Allah bizim adımıza bu işi yaptı. Bir üçüncü örnek son kısaca nakledeyim. Üçüncü örnekte şu. Bizim sürekli suya ihtiyacımız var. Az önce bahsettim ki suyu biz bardağa koyuyoruz, içmek için dudağımıza götürüyoruz, tamam. Suyun bardağımıza ulaşıncaya kadar ki halini de biz bilmiyoruz. O suyun oraya gelmesi için ne lazım? Aziz izleyicilerimiz, o suyun o bardağa ulaşıncaya kadar, yani bizim evimize giren damacanaya ulaşıncaya kadar hangi aşamalardan geçmesi lazım? Denizler tuzlu suyla dolu, tonlarca su var. O denizlerin tuzlu suyunun buharlaşması lazım. Daha önce Mavera programlarından bir tanesinde hatırlarsanız sadece bunu gündeme aldık. Allah bize nerelerden su ulaştırıyor? Böyle konu başlığıyla bir program icra etmiştik. İlgilenenler yine internetten kayıtlarımızdan bunu bulup izleyebilirler. Allah bize nerelerden su ulaştırıyor? Denizlerden tonlarca suyun buharlaştırılması lazım. Bak bizim için bu. Biz mi yapıyoruz? Yapmıyoruz. Su buharlaştı nerede toplanacak? Bulutta. Bulutta o suyun süzülmesi lazım. Arıtılması lazım. Tonlarca su. Biz mi yapıyoruz? Yapmıyoruz. O tonlarca suyla dolu bazı bulutlar 300 bin ton su içeriyor. 300 bin ton. Bulut bulut. O bulut bizim bulunduğumuz bölgeye, Anadolu'ya, Ankara'ya, nerede yaşıyorsanız onun üstüne gelmesi lazım bulutun. Rüzgarlar o bulutları sevk ediyor ve bulut bizim üzerimize geliyor. Biz mi yapıyoruz? Yapmıyoruz. Bulut bizim üzerimize geldi. Onun toprak tabakasına bizim bulunduğumuz aleme indirilmesi gerekiyor. Nezaketle, zarafetle biz mi yapıyoruz? Biz yapmıyoruz. E bütün bu işlemleri de biz yapmıyoruz. Bizim ihtiyacımız ama. Bizim işimiz yani. Bizim işimizi bizim gücümüz yetmiyor ve vekilimiz olan Allah el-vekil isminin tecellisiyle bütün bu işleri bizim için yapıyor. İşte Allah'ın bizim vekilimiz olması ne demek? Bütün bunlar demek. Ben üç tane örnek sıraladım. Bu üç örneğin dışında da ayrı sayısız örnekler düşünülebilir. Çünkü hayatımız boyunca bizim için yapılan milyonlarca ayrı icraattan bizim haberimiz yok, bilgimiz yok, irademiz yok, gücümüz yok. Allah bizim adımıza bu işlerin hepsini yerine getiriyor. Bizim vekilimiz olarak bu işleri yapıyor. Şimdi değerli dostlarımız, aynen bunlarda olduğu gibi, bu bahsettiğimiz örneklerde olduğu gibi, irademizle de biz her bir işimizi Allah'a vekaletle vermeliyiz. Şimdi bunlar irademiz dışındaki işler. Değil mi? İrademizi kullandığımız işlerimizin de tevekkül yoluyla Allah'a tevkil edilmesi gerekiyor. Yani o işlerde de Allah'ı bizim vekil bilmemiz, vekil edinmemiz gerekiyor. Nasıl olur bu tevekkül? Biliyorsunuz özel bir tabir bu tevekkül. VKL kalıbından geliyor. Vekil edinmek. Allah'ı vekil tayin etmek. Tevekkül ne demek? Tevekkül kısaca üç adımdan oluşan bir işlem. Üç adım. Birincisi şu, çalışarak ve dil ile iki yollu Allah'tan talepte bulunmak istemek. Yani fiili dua etmek ve aynı zamanda kavli dua etmek. Birinci işlem bu. Allah'tan istemek, talepte bulunmak. Yalnız ikisi beraber olması lazım bunun. Allah'tan nasıl istenir? İki yolu var bunun. Temelden bahsediyorum. İki yolu var. Birincisi çalışarak istemek. Bunun adı fiili dua. İkincisi dil ile istemek. Bunun adı kavli dua. Birkaç tane örnek zikredelim. Hastalandım. Allah'ım bana şifa ver diye namazın arkasında oturup ellerimi açıp dilimden bu sözlerin dökülmesi bu kavli dua. Sadece bunu yaptığım zaman tevekkül etmiş olur muyum? Olmam. Hayır olmam. Elimden gelen başka şey varsa onu da yapmam lazım. Allah'ım bana şifa ver kavli duasının yanında en iyi doktoru araştırıp onun benim için öngördüğü tedavi usulünü benimsemek, uygulamak bu da fiili dua. Başka bir örnek vereyim. Allah'ım rızkımı bol, bereketli, helal eyle. Dua ediyorum. Bu dua güzel, çok güzel, müthiş. Bu kavli dua rızkımı ben nasıl helal, bereketli, bol temin edebilirim diye düşünüp, planlama yapıp, yatırım analizi yapıp, gidip hesabıyla, kitabıyla düşünüp dükkan açmam, bu da fiili dua. İkisi beraber olduğunda tevekkülün birinci adımı gerçekleşmiş olur. Bu bir. Tevekkül üç adımdan oluşuyordu, bu birincisi. İkincisi değerli dostlarımız, talep ettik ya, talebimizin sonucunu, Allah'tan beklemek. Talebin sonucu ne demek? Ben ne istiyordum Allah'tan? Şifa istiyordum değil mi? Şifa sonuçtur. Ben talebimi yaptım. Yani fiili ve kavli duayı yaptım. Sonucu Allah'tan bekliyorum. Allah'tan bekliyorum. Altı çizilecek ifade bu. Allah'tan bekliyorum. Şifayı, kazancı, rızkı ondan bekliyorum. Sınava girdim yüksek puanı ondan bekliyorum. Birisine İslam'ı anlattım, hidayet bir sonuçtur, onu Allah'tan bekliyorum. Talebimin sonuçlarını Allah'tan beklemek, bu ikinci aşama. Ve üçüncü aşama sonuç. Sonucu gördüm, sonucu gördüğüm zaman da onun takdirine, Allah'ın takdirine, Allah'ın kararına rıza göstermek, şükretmek. Çünkü Allah bizim için en iyisini bilir ve en güzel kararı verir. Yani tevekkül şunu garanti etmez. Şifa için fiilen ve kavlen dua ettim, sonucu Allah'tan bekledim. Sonuçta şifanın bize verileceğini garanti etmez. Tevekkül eden ne yapar? Sonuçta şifa mı geldi? Çok şükür. Şifa gelmedi mi? Daha bekliyor muyum? Yine çok şükür. Allah böyle takdir etti. O zaman o benim için en doğrusunu, en güzelini biliyor. Bunu bilmem lazım. Tevekkül bu üçüdür. Ne değildir? Sadece dil duasıyla yetinip beklemek değildir. Pasif duran bir faaliyet değildir. Süreci, sebepleri ihmal ederek sadece sonuca odaklı olmak değildir. Allah tevekkülü doğru anlamayı, sürekli hayatımızda tecelli eden vekil isminin yansımalarını, tezahürlerini okuyabilmeyi, görebilmeyi nasip etsin. Ve her zaman tevekkülle, huzur, saadet, mutluluk içerisinde yaşamayı Allah nasip etsin. Efendim yine maalesef programımızın sonuna geldik. Tevekkül edelim. İnşallah yarın yine aynı saatte, aynı programda hepinizi bekleyelim efendim. Hoşçakalın.